Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı pazarlar diliyorum sizlere. Evet, bugün güzel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Hem fon yapacağız hem de elmas harcaması yaptığımız için belli bir aşamaya yükseldiğimizde ödüllerimizi alacağız. İşte hedefimiz kutsal 10 olan parçayı alıp sonra bilekliği parçalayıp kademe 11 kutsal basmak. Bakalım bunların hepsini bugün halledebilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi güzelce başlayalım. Hem günlük görevlerimizi de yaptık. Onların da aslında versek, SG'mizi alsak. Şuradan şöyle girelim önce. Bir pazarımızı kuralım hızlıca. Gün içinde. Malum bugün pazar. Şimdi millet elmaslarını harcayacak. Neptünlerini basacak. Veya diğer itemlerini basacak. Bunların hepsi tezgahta görünsün. Ondan sonra biz de alışverişlerimize başlayalım arkadaşlar. Dün Paşa Fençir oyunu ile ilgili video paylaştım. Ufak bir rağbet var. İnsanlar demek ki oyunu oynuyor. Tabii ne kadar olacak bilmiyorum şimdilik. 350'ye yakın bir izlenmeye ulaşmış. Ama basit bir oyun bence. Bilmiyorum tabii Dragonstone Fantasy'den sonra girip oyunu oynamak mantıklı mı? Veya keyif verir mi? Ona bir şey diyemem ama. Yani basit bir oyun, güzel bir oyun. Çok fazla seni yoracak bir oyun değil. Ama Dragonstone Fantasy gibi bence öyle para harcanacak bir oyun da değil. Bu benim kendi görüşüm tabii ki de. Evet. Şimdi şu gelen üzerimizdekileri bir açalım. Şunları da açalım. 3 taneyi biz kesmiştik. Açmamışız. Çantamız doldu hemen. Hemen doluyor ya. Çok yerimiz yok ondandır. Şöyle hızlı hızlı atalım. Çark da çevireceğiz bugün. Bol bol. Şöyle kapatalım şunu. Şunları da alalım. Ne çok almışız be. Bileydim bırakırdım üstünde. Neyse. Ve tamam. Şimdi gelelim fon kısmına. Şimdi biliyorsunuz ki etkinlikte elmas harca bölümü var. Şimdi fonda ben sürekli fon yaptığım için benim fonum yüksek. Yani ben 1800 elmas verdiğim zaman bana 32.000 yakut verecek. Veya 3.000 elmas verdiğim zaman bana ortalama 54.000 yakut verecek. Ben burada 3.000 elmas olan fonu yapacağım. Ki hem 54.000 yakut alayım hem de 3.000 elmas harcamadan kutsal yani kademe görevlerini alalım. Şimdi şöyle bu şekilde fonumuzu yapıyoruz arkadaşlar. 3.000 elmasımızı harcadık. Şu anda toplayacağız hepsini. Hızlı hızlı. Tümünü topla yok. Böyle tek tek toplamanız lazım. Şu anda 2000-2000 bütün yakutlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bende de 25K vardı. 54.000 de burada. Hemen hemen bir 80.000 yakutumuz olacak. Bu da Dragonstone Fantasy için ciddi derecede iyi bir yakut olması lazım. Ve 71.000 oldu arkadaşlar. Şimdi elmaslarımızı harcadığımız için buradan bu şekilde aşama 7'ye geldik. Şuradan ödüllerimizi alalım. Evet, onun haricinde şöyle bunları toplayalım hızlı hızlı. 4 tane S. Bunu buraya kullanalım. Ha, dur bir dakika. Biz hangisini patlatmıştık? Evet, bir tane at nalını patlatmışız. O yüzden bunu açarken bize lazım olan at nalı kullan. Evet, nalımızı da aldık arkadaşlar. Şöyle yerleştirelim. Ekipman, evet. Tekrardan SG'mize ulaştık arkadaşlar. Onları da henüz yükseltmedim. Ve görkem biletinde kaç level olmuşuz? 8 level'e ulaşmışız. Şu anda hepsi açık. Gördüğünüz gibi 9625 puanımız var. Burada da aynı zamanda görkem biletinden alacağınız etkinlik görevleri var. Bu bana ne zaman lazım? Bana ne zaman lazım? Buradaki yüzük diriliş yüzüğü olduğu zaman şu an lazım değil tabi. Biz bunu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi şu anda 8 level'im. Aslında buradan 35 milyon da verip bunu alsak mı? Yok. Güzel değil ya. Şu ejderha parçası olsaydı olurdu ama olmadığı için gereği yok.
Evet, yeni kanat da verdi. Bunu tabii kullanmayacağız. Şöyle kendi kanadımızı takalım arkadaşlar. Element uyanışından yeni element uyanışı da var. Bunu da verelim. Toplam element uyandırıldı. Bu kadar mı? Daha 3 tane daha element uyanışı istiyor bizden. Binek'te var mı? Yok henüz. Evet, nerede kalmıştık? Şimdi muhtemelen çarp çevireceğiz. Görevlerimizin hepsini yaptık. Şu anda aşama kaçtayız? Aşama 7'deyiz. 900 puan. Bize lazım olan 1200 puan. Şimdi şuradan çevirelim. 46 tane çevireceğiz. Ben bunları tek tek çevireceğim arkadaşlar. Hem keyif olsun hem de bakalım bize neler verecek. Bir görelim. Toplu toplu çevirdiğim zaman genelde hiçbir şey vermedi bu zamana kadar. Ama şimdi teker teker çevirdiğimiz zaman bakalım neler elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi 71K yakutumuz var. Bunların hiçbirini oyuna 0 TL vermeden aldım. Yani gördüğünüz üzere. Bu elmasları müzayede evinden satıp biriktirip böyle fon yapıyorum. Her zaman da yakutum oluyor. Ve bu yakut bitmeye yakın mutlaka müzayede evinden 1-2 parça item satılıyor. Satılınca da ben de kendime yakut alıyorum. Yani bu da demek oluyor ki bu bir döngü. Yani ben bu saatten sonra istesem oyuna 0 TL vermeden böyle oynamaya devam ederim arkadaşlar sürekli. Bu da benim için bir avantaj. Şimdi bu çevirdiğimiz çarkların içerisinden bize güzel item verecek mi? 37 tane kaldı şu anda. İçeri bir girse, bakın içeride şöyle çok güzel ödüller var. Şöyle göstereyim ben size. Burada bu şekilde bir yadigar var. Yo, bu yanımızda gezdirdiğimiz olan. Burada binek var. Kung Fu Panda. Yukarıda bir tane kanat var. Yani güzel ödüllere sahip. Ama bu tabi içeri girme olasılığının az olduğunu gösteriyor. Çok zor yani içeri giremez. Daha sonra bu biriktirdiğimiz puanlardan ne alacağız? Onları da göstereceğim. Şimdi bu 30'a düştüğü zaman bu çarp çevirmeden de bize bir tekrar ayrıyetten şu çarp çevirmeden de alacağız. Şöyle bir 30'a düşsün bir bakalım. Ya tamamen bitirelim. Sonra yeni verdiklerini bir daha çeviririz. Şu anda devam ediyoruz. İçeri girmez herhalde. 30 tane var ama bir girse içeri inanılmaz güzel ödüller yakalarız ama şansımıza. Olmaz diye bir şey yok tabii. Şu anda 29 tane daha var. En kötü ihtimal sağ tarafa kaysa ejder yüzüğü var. Yani kutsal yüzük var daha doğrusu. Daha çok zor ya. Neyse tamam çevirelim bakalım. Şansımıza ne gelecek? Kimisi onarlı çeviriyor. İçeri girme olasılığı daha yüksek olduğu için. Ben çevirmiyorum onarlı. Tek tek çeviriyorum. Bu arada bu yüzükten de bir tane 100 tane daha yaparsam bir yıldıza basabileceğim. Yanılmıyorsam. Herhalde galiba. Ama onun da taşı lazım. Buluruz herhalde. Hadi bakalım bir bitirek de. Şimdi 22 tane kaldı. Puanımız 120. Puanı da iyi değerlendireceğiz arkadaşlar. Bizim için önemli çünkü şey basacağız. Bir tane kutsal basacağız. Sağ hocam teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Öbürü daha iyiydi ama. Sağ ol. Bu da iyi. İşimizi gör. Teşekkür ederim anne. Benim pizzaları yapmayı mı acıktık? Şu anda oyundan video çekiyorum. Sen git ben daha sonra geleceğim. Kapıyı da kapatırsan sana zahmet. Teşekkür ederim. Evet, anamız geldi kahvaltı hazırlayacakmış. Pizzalar yapmayın mı diyor. Ana gibi yer baba gibi diyor olmaz derler. Boş yere dememiştir. Ananızın babanızın kıymetini bilin arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Videomuzu çektikten sonra kahvaltıya bekliyorlar bizi. Şu anda ben videoyu sabah erkenden çekiyorum sizler için. Çünkü uzun bir video olacak. Bugün pazar olduğu için, benim de yapmam gereken başka işler olduğu için. İlk işim bunları yapmak oldu. Düşünün yani siz değerli izleyicilerime ne kadar çok değer verdiğimi anlamanızı isterim. Son 13 arkadaşlar. Şu ana kadar hiçbir şey elde edemedik. Puanımız 170'e geldi. Bu puanları ama iyi değerlendireceğiz. Oradan iyi ödüller alacağız. Şimdi bunu buradan böyle bu şekilde geniş çaplı video içerisinde ele alacağız arkadaşlar. Son 10 tane. Yüzükler bol bol geliyor. 100 tane olursa bende bir tane var. Bir de üzerimde var. Bir de bu gelen parçadan yaparsam
Bunu basacağız bir yıldıza. Önemli bizim için. Ama dur bakalım. Tamamdır. Az kaldı arkadaşlar. Son 5. İçeri girmeyecek tabii ki de. Buna adım gibi eminim. Son 4. Şu anda bir internet dönmesi yaşıyoruz. Olmaması lazım aslında ama. Evet, internette bir zayıflık var. Birazdan gelir ama. Ve geldi. Devam. Kaldığımız yerden son 2. Ve son 1 arkadaşlar. Atıyoruz onu da. Çıkıyoruz. Tekrardan çark çevirdiğimiz için bize ayrıyetten yine bunlardan verecek. Evet. Şimdi ödüllerimizi toplayalım. 14 tane yüzük çıkartmışız. Şuradan aşama kaça geldiğimizi bir görelim. 955 puan, 1200 puan. Bize 250 puan lazım. 250 puanı elde edebilecek miyiz? Bakacağız şimdi onlara. Son 2 tane, 3 tane. Şunları da bir çevirelim. Bittin gitsin, aradan çıksın. (gülüyor) 60 elmas yüklersek 100 puan alacağız. 300 elmas yüklersek 200 puan alacağız. Tekrardan nerede? Evet, burada. Yani para yüklemeyeceğim için alabilecek miyim, alamayacak mıyım ona bakacağız. Şu anda 230 puan lazım. 6000 elmas harca diyor. Harcayamayız. 60 elmas harcasak bize 100 puan daha verecek. 1070 olacak. Şöyle aşağı doğru bakalım. Bu görevleri de tamamladığımız zaman 9 kere 5, 45, 50, 15 daha, 65, gene kurtarmıyor. Yani biz bu görevlerin hepsini tamamen yapmış olsaydık arkadaşlar, hepsini bitirmiş olsak da 1145 puanda kalıyoruz. Yani para vermeden de buna sahip olamıyoruz. Gerek yok, kalsın. Ben onu her türlü elde ederim. Yani alabilseydik alırdık ama bunu almak için şu anda benim oynana kadar para yüklemem lazım. 60 TL öyle yüklemem lazım. Pardon, 8 TL öyle yükleyeceğim. Evet, 60 TL para yüklemem lazım. Sadece bunu alabilmem için ihtiyacım yok. Yani zaten bana 3 tane parça lazım. Yani 3 tane ejderha parçası lazım. O yüzden onları da oyundan çıkartırım zaten. Üzerimde yok ama onları da elde ederiz. Şimdi SG'lerimizi verelim. Gün içinde yaptığımız görevlerin sonucunda. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Hop, bir. Bunu da verelim. Güzel. Buradan da verelim. Kalanları da buradan döşeyelim arkadaşlar. Sonra da kullandığımız puanları, yani kazandığımız puanları harcayalım. Kutusal ejderhadan şunu da 40 yapacağız yakın zamanda. Sürekli geliştiriyoruz zaten. O da bitti. Kanadımızı geliştirelim. Parça lazım. Buluruz. Hallederiz. Hazırda uyanık olan hangisi var? Uyanık olan yok. Element uyanışı. Element uyanışı. Seni uyandıralım hadi. Yine uyanışımızı da yaptık. Yoldaşa geldik şimdi. Devam. İlerletelim. Ups, yanlış yere bastık. Arıtalım. Buradan mı basacaktık? Buradan bir tanesini basacağız. Onun için de taş alacağız galiba. Veya almayacağız. Bakacağız duruma göre. Başka şeyler de alabiliriz. Sen ilerle. İlerle. Başka bir şeyimiz yok. Bir bakalım. Binek de değil. Evet, kanat tesisatı olması lazım. Aynen. Bir tane sentezleyeceğiz. Nasıl yapsak? 25 parça lazım. Dur şimdi ona bir oradan alacağımız ödüllerden ayar vereceğiz arkadaşlar. Şunu otomatik yükseltelim.
Kalsın, gereği yok şu anda. Element geliştirmede neyimiz varmış? 50-40. Sen de yüksel şimdi. Sırayla gidiyorum biliyorsunuz. Elhamdülillah, çok şükür. Evet, bunu da bitirdik. Dönelim acımasızlara. Geç bunu, bir şey yok. Aradan verelim bir tane. Bir tane şuna, bir tane buna. Pantheonlarda bir şeyimiz yok. Becerilerde bir levelimiz var. Devam. Fullemeye. Evet, bitirdik. Şimdi gelelim şuradaki kullanacağımız puanlara arkadaşlar. 245 puanımız var. Bu puanları nasıl değerlendirebiliriz? Bir dakika. Öncelikle 100 tane yüzük parçamız var mı? 90 artı 6. 4 tane daha lazım. Bir tane de burada var. Aynen, 4 tane daha bulursak onu da birleştirebileceğiz. Tamam. Şimdi puanımızı iyi kullanalım arkadaşlar. Bize ne lazım? Neler elde edebiliriz? Bir görelim. Bununla işimiz yok. Bununla işimiz yok. Bununla da işimiz yok. Çünkü biz ekipmanlarımızı geliştiriyoruz sürekli. Gene de şöyle yavaş yavaş inelim. Bunlar Neptün kutsama taşları. Bu da işimize yaramaz. Zaten gereksiz. Bunlar kutsal ekipman basma taşları. Geç bunu da. İşte bize lazım olan bu. Bu mükemmel yüzük basacak. Bir tane herhalde. Dur bakalım bir. Şimdi anlayacağız. Büyülü yüzük. 4 tane istiyormuş. Ha, pardon. Bir tane olsaydı alırdık, kaldırırdık ama 4 tane istiyor. Dur bakayım bir. Şurada da puanımız vardı. 11K. Şimdi burada 11K puan var arkadaşlar. Bu puanı 3000 dese 3000, 6000, 9000. 3 tanesi 9000. 9000, 9000, 9000. Bir tane de oradan alsak bir tanesini bir yıldıza basabiliyoruz. O zaman ne yapacağız? Şuraya geleceğiz. Artık bunları tezgaha koymayacağız. Bize çünkü 4 tane daha lazım. Bu kestiğimiz yaratıkların içinde var mıydı? Bunları ben nereden kasıyordum? Vardı vardı. Bunların içerisinden çıkıyordu. 4 tanesi için bekleteceğiz. O zaman buradan bir tanesini alacağız. Ama 12.000 olur mu ki? Dur bakayım bir tekrardan. İşte böyle ince ayrıntılara bakmanız lazım arkadaşlar. Burada da 10.000 puanımız var. Pardon, 1.000 puan var. Bunların her ikisinin de puanı ayrı ayrı mı acaba ya? Yani oradan bir tane, oradan bir tane mi arıyoruz yoksa? Her birine verdiğinde aynı anda veriyorsa ben de buradan da aslında 3 tane daha alabilirim. Evet, yanılmıyorsam öyle olması lazım. Zirve puanları. Ekipman puanları. Evet evet. 3-3 oradan alabiliyorum arkadaşlar. Hakkım var. O yüzden ekipman geldiği zaman oradan rahatlıkla alabiliriz. O yüzden şu anda puanın hepsini buradan işimize yarayan taşlara kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu almamıza gerek kalmadı. 150 puana. Şimdi biz ne yapacağız? Biz geri alma taşıyla gelişim taşı alacağız. Bundan 1, 2, 3, 4, 5 tane alsak 15 yapıyor. 1, 2, 3, 4, 10 tane alsak 30 tane yapıyor. 170 puanımız daha var. Şimdiki şu deminki güçlendirme yapacağımız hangisiydi? Kanat tesisatı. Şu aşağıdakini yapacağız. Bu da olur. Yerleştir ve güm. Şimdi 5 tane oldu. Bunu sentezlemek için de 30 tane lazım. Bizde 10 tane var. Aşağı indiriyoruz arkadaşlar. 4 tane alacağız. 100 puan. Şu anda 70 puanımız kaldı. Tekrar kanata geçiyoruz. Teçhizatlardan senteze diyoruz.
Şunu yapmak istiyoruz ve koyuyoruz. Ve sentezlendi. Bu sefer patlamadı. Kuşanıyoruz ve bize 2,5 milyon SG veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dünkü videoda yaktığımı yakmasaydım, oradan da 2,5 milyon alsaydım, ciddi derecede bir artış elde edecektim arkadaşlar, ama sağlık olsun diyelim. Şimdi bunun devamına 70 puanımızın hepsine geri dönüş taşı alıyoruz arkadaşlar. Yani bunu. Çünkü bu bize lazım. Şöyle hepsini alalım arkadaşlar. Elimizde bulunsun. Daha sonra çünkü kullanacağız. Onun haricinde başka neyimiz var? Sizlere anlatabileceğimiz. Tekrardan bir asansöre bakalım. Evet, burada 50-60 TL büyükleme yapmazsak bu kutsalı elde edemiyoruz ne yazık ki. O da beklemede kalacak şu an için. 1900 elmasımız var. Bir sonraki fon için her şeyimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde görevimizi yaptık. Elmasımızı harcadık. Hem yakut elde ettik mis gibi. Hem de bir yandan etkinliklerden birkaç bir şeyler alabildik. Yani amacımız zaten etkinlikten bir şey almak babında ona odaklanmadık. Ama amacımız yakutumuzun temenni olması ve hep elimizde olması. Çünkü yakutun varsa bu oyunda her şeyi yapabiliyorsun. Doğum alanına girebiliyorsun. Solo bossları rahat rahat kesiyorsun. Paran yoksa lanet topraklara giriyorsun. Ne bileyim, günlük bağışını yapabiliyorsun. Her yerde kullanıyorsun arkadaşlar. Çok önemli. İşte umarım bu videoda da sizlere yardımcı olabilmişimdir. Umarım bu şekilde elimden geldiğince anlattığım şeylerin size yardım ve faydası vardır arkadaşlar. Videomu izleyip like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar.